Survivor'dan önce Müge Uzel ne yapıyordu? Survivor'dan önce zaten yeni mezun olmuş sayılırdım. Nereden? Bir yıl olmuş. Üniversitesi reklam bölümü mezunuyum. Evet, isim verdiğiniz için teşekkürler. Pardon. Üniversitesi dersen. Tamam. Üniversitesi. Reklam bölümü mezunuyum. Ondan sonrasında sunuculuk ve oyunculuk dersleri aldım. Birkaç proje vardı. Onlar olmadı. Çok üzüldüm, ağladım. Herkesin izlemiş olduğu şimdi reklam oldu. Aslında o Survivor'dan önce olmuş bir reklam filmiydi. Başka bir proje vardı. Çok üzüldüm. Sonrasında da kısmetliymiş dedim. Her şeyin hayırlısıymış dedim. Çünkü çok daha güzel bir projeye dahil oldum Survivor'a. Her şeyin hayırlısıymış. Şu an çok mutluyum. Ahmet abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Siz de mi abi? Ben mahcup oluyorum bu sefer ya. Gerçekten. İyi ki geldin. Hoş geldin abi. Şu an ne oluyor Ahmet Dursun'un hayatında? Ya ben zaten futbolu bırakalı çok fazla bir zaman olmadı. Yaklaşık 2-2,5 sene gibi bir zaman oldu. Ondan sonra geçen sene de böyle bir Survivor macerası vardı. Yani Acun abiden öyle bir konuşmuştuk, sohbet etmiştik. O zaman kısmet olmadı. Bu sene oldu. Ama aynı zamanda tekrar futbola başlayayım mı diye bir düşüncem oldu. Eyüp Spor'da başlıyormuş gibi olurken son anda Survivor'a karar verdim. Daha her şey yeni olduğundan dolayı yani futbolu bırakmam. Biraz dinlenmek istedim. Yani futboldan biraz uzak durmak istedim. Şimdi Survivor yaşadık, bitti. Şimdi de bir şeyler yapacağım muhakkak ama tam olarak kafamda net bir şey yok. Yani bizim için zaten Survivor'a girmeden önce Ahmet Dursun yıldız bir futbolcu. Ama biz yine sokağa iniyoruz ve soruyoruz şu an Ahmet Dursun için ne düşünüyorlar? Survivor'dan sonra ne düşünüyorlar özellikle? Merak ettik, sorduk. Mi? Görelim. Ahmet genellikle şeyden, Survivor'dan. Vallahi güzel futbolcuydu. Karakterli bir futbolcuydu. Vallahi güzel bir futbolcuydu. Severdik, hani golleri de güzeldi. Ya kötü futbolcu olsa zaten Beşiktaş'ta oynamaz. Yani hem futbolu hem Survivor'dan tanıyorum. Başarılı bir futbolcuydu. Survivor'dan, futboldan. Yani futboldan tanıyorum. Survivor'da da takip etmiştim ama. Hırslıydı. Çevikti zaten, kondisyonu da vardı kendisinin. Kanat mıydı onu, sağ açık mıydı, neydi? Orta sağ. Sağ bek açık. Forvetti. Orta sağ olması lazım efendim. Forvet. Forvet. Forvet oynadı. Forvet. Forvet Beşiktaş'ta, Kocaeli Spor'da. Muhtemelen Almanya'dan geldi herhalde. Beşiktaş'ta oynadı. En çok Beşiktaş'ta oynadığını hatırlıyorum. Yani yurt dışında da oynamıştı galiba bildiğim kadarıyla. Çin'de de oynamıştı. Eyüp'te de oynamıştı. Tabii Barcelona'ya attığı golü unutamıyorum. Ya yandan bir orta gelmişti, o da ayak koymuştu. İşte boş kaleye bırakmış topu. Sanırım Çaykur Rizespor'a atmıştı, o golü unutamıyorum ben. Kafayla mı atmıştı ya? Kafayla atmıştı galiba. Ahmet Dursun'un attığı iki tane gol var ama unuttum onu. Nereye attım unuttum ya. Bence Slaven Bilic'in yardımcısını yapabilir yani. Futbol yorumcusu daha iyi olur yani. Gidip de yani ne bileyim bir müzik yorumcusu olamaz tabii ki yani. Yani herkes gibi o da yorumcu olsun yani bu ülkede. Yorumcu olana ekmek var zaten. Bence antrenör olması mantıklı yani. Çünkü hani Survivor'da izlediğimiz kadar etkili yani. Futbolcu olarak devam etmeli, teknik direktör olarak. Hani başka bir takımda yapmalı diye düşünüyorum yani. Ahmet abi tekrar hoş geldin. İyi ki varsın. Neler düşünüyorsun? Sonuçta futbolu bırakan, bırakmaya yakın insanlarda hep bir yorumculuğa bir meyil vardır. Ama yorumculuk mesela içten mi gelir? Her futbolcuda var mıdır bu? Veya her futbolcu yorum yapabilir mi? Ya bence her futbolcu yorum yapamaz tabii ki. Yani şimdi yani güzel konuşmak lazım. Yani futbolu oynadın diye yani iyi bir yorumcu olacaksın diye de bir kaydı yok. Yani çoğu baktığımız zaman şimdiki televizyonlarda bana göre mesela izliyorum çoğu da arkadaşım falan hiç doğru dürüst yorum yapamıyorlar ama oradalar. O yüzden oradaki arkadaşın dediği gibi de ne yapabilir? Ya hocalık ya da yorumculuk. Herhalde biz de onlar gibi bir yorumcu olacağız. Peki abi bir şey soracağım, çok merak ediyorum. Sen mesela hani futbolda büyük bir kariyer yapmış birisi olarak strese, baskıya, her türlü şeye alışıksın. Yani futbol o konuda çok zorlu bir yol. Survivor'a nasıl bağlıyorsun bunu? O Survivor'daki mücadeleye nasıl bağlıyorsun? Orayı hiç şey yapamazsın, karşılaştıramazsın yani. Yani ya orada bile nasıl eleştirirler beni zaten ya. Mesela diyelim oyunların geneline baktığımız zaman diyelim %100'den hesaplarsak %70'inde zaten hep başarılı oldum. Bir iki tane oyun kötü oynadığım zaman hemen şey dediler ya, Ahmet bile oyun kaybedebiliyor yani, sen bile kaybedebiliyorsun diyorlardı bana. Peki sen ne kadar kaldın orada abi? Ya ben final Kıbrıs'a kadar kaldım finale. Ne, yani tam olarak ne kadar ediyor?
120 küsür gün. 120 küsür gün. Evet. Alışkanlıklarından orada vazgeçmek kolay mı? Mesela çok ciddi bırakamadığın, edemediğin, ah bunu kullanmadan olmaz dediğin vesaire. Tabii canım. Ben mesela normalde kahvesiz yaşayamam. Kahvesiz. Ya, yok mu hakikaten adada kahve yapacak ya imkan? Ya şöyle söyleyeyim. Ya imkan zaten yok. Yani kahve diye bir şey yok. Bir tek su var içebileceğimiz. Onun dışında da yemekte işte her zaman bir erzak alıyorsunuz. Ayda bir kereydi. 2 kilo bir erzağınız var. Yani açlıktan dolayı kahve veya başka o... Hiçbir şey düşünemiyorsun. Hiçbir şey düşünemiyorsun. Peki abi adadaki sıcaklıkla şu an şuradaki sıcaklık aynı mı? Ben yemin ediyorum orada zaten güneşin altında duramıyorduk. Hep gölgede kalıyorduk. Mesela şimdi çıktığımız zaman arkadaşlar diyor ki ya hiç yanmamışsın diyor. O kadar güneş var. Ya, biz güneşte kalmadık ki zaten. Evet. Ben bunu neden soruyorum biliyor musun? Ben şu anda çok iyiyim. İyisin değil mi abi? Ben iyiyim. Süper. Evet. Siz de iyisiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.